İyi akşamlar. Ülker günlük grafik. Şu kırmızı değil de şuraya bir mavi e, uzun koyalım da. Kırıldı orası çünkü. Galiba. E, evet kırıldı. 19, 80, 90 civarlarıydı. Yani burada genellikle dönüş orada oluyordu. Maalesef 19.50 yani o e, ülkerde bu işin biraz da suyu çıktı. E, ya bu geçinim iyi olmadı bir taraftan ülkerde. Yani tepkiler gelebilir yukarı doğru ama hani 19.80 çok uzun zamandır bir yıldır e, aşağı yukarı çalışan bir alanda hatta bir yıldan biraz fazladır piyasa orada alıcı oluyordu. E bu ne demek? Şimdi bu çok majör bir destekte. E, bunun geçilmesi piyasa 19.80'i bir alım fırsatı görmedi demek. Yani alıcılar piyasada yok. İstek yok demek. E, yani negatif e, kırılmamasını tercih ederdim yani ülkeler için. <laughs> zaten hani şey olarak e, FK falan baktığınız zaman çarpanlarına baktığınız zaman aslında pahalı bir senette de değil. E, çok bir yere gitmedi. Yani şöyle geçmişine bakarsanız senelerdir gelebildiği bir alan zaten burası şimdi buradan aşağı yönlü süzülme devam ederse bakın şu sol tarafı şey almıyorum. Yani hemen buraya hedef koymuyorum. Ama destek 18-90 civarlarında görülmesi beklenir. Yani aşağı doğru süzme devam ettikçe orası hem Fibonacci 0786 bir çek geri çekilme alanı. Yani bir e, düzeltme alanı orası. 18-90 oraya denk geliyor. Hem de sol taraftan bakarsanız şu Mart dibinin Dibinde alınan tepkinin desteğine denk geliyor yani orayı kırdı çünkü gitti destek olarak daha sonra kullandı 18 90 19 alanlarını dolayısıyla bir 60 kuruşluk daha bir çekilme olursa orada bir destek açıkçası beklenebilir yani mantıklı bir yer destek içinde 26 arsay 26 arsay ne demek yani benim gömenim yok mu diyor resmen artık yani 26 arsay şimdi bunu hep anlatıyorum Kitabi olarak bakarsanız yani pek çok mesela teknik analizle alakalı e, kitaplar vardı size şöyle çizer hep kitap der ki bakın böyle yakaladın der makdiye aşağıda araysay aşağıda yani şurayı da alabilirsiniz mak burada da araysay e, 38'de yani yakaladın araysay aşağıda makdiye aşağıda genellikle şöyle der kitaplar e, döner bu senet burada günlük grafikte döner dön dönmesi lazım diyorlar ama şunu ifade edeyim hani ben bunu niye söylüyorum her zaman film böyle olmayabiliyor. yani bir tepki olabiliyor ama major anlamda bir boğa sezonu e, nu anlatmaz size bu. Ama buradan bakın daha önce çiziyorum ki görülsün diye iyi görülsün diye şey anlaşılsın diye. Şimdi bunların hepsini de aldığınız zaman bakın şurada mesela çok daha kısa bir tepki var. E aslında öyle çok uzun bir tepki yok. 22 lira 20 lira %10'un 15'lik aşağı yukarı hatta tepeye alırsak %20 10, 17 18'lik bir tepki görüyoruz orada. Yani hepsinde dediğim gibi para katlarsanız anlamında değildir bu göstergeler. Ama şeydir Yani çoğunlukla da kısa tepkilerin olduğu alanlardır yani ülkelerde böyle bir alana artık teorik anlamda giriş yaptı zaten 25 26'da bir tepki beklenen alan. Ee, bakalım Hani bu Umarım derinleşmezse satış yani 15 sayılara falan düşmezse e, 20 arayla düşmezse dediğim gibi bir bu tepkinin boyutunu bilemeyiz tekrar söylüyorum yani yüzde beş de olabilir bir de olabilir yüzde bir de olabilir yani yukarı tepkiler <laughs> ama be beklenebilir yani mantıklı Bunun dışında e, özel bir mu formasyonu maalesef göremiyorum. Ciddi bir satıcı görüyorum. Yani burada e, kapanış meyilli bir maru var ve bir gün öncesinde de kapanış meyilli bir mor var. Bu kapanış meyilli maru ee, ve zaten merdiven basamağı şeklini aldı iyice ee, çok kararlı bir satıcının piyasada varlığını işaret ederler ee, ve arka arkaya devamı da bu düşüşlerin beklenir ama gün olarak biraz fazla oldu 3-6. gün tamamlandı ee, kırmızı mum olarak şu arada bir tane yeşil olmasa sol tarafta da 6 sayıyorum 12 yani e, şunu nereye getireceğim lafı şuraya getireceğim mum formasyonlarında yani Fibonacci sayılarına bağlı olarak e, seri düşüşler 3, 5, 8 ve 13 de genellikle de 8'de son bulur. Yükselişler de öyle tabi aynı zamanda. Yani orayı aslında kırmızı geçseymiş bugün 13 oluyormuş. Ki bunu aslında normalde tatiller dahildir. Yani pek çok kişi tatilleri saymaz ama tatil günlerde de Fibonacci sayılarına normalde dahil edilir. Biz etmiyoruz ama pek çok kişi saymadığı için ben etmiyorum. Burada dediğim gibi 6 6'dan sonra 8'e tamamlar genelde. 8'den öte de ondan sonra da tepki gelmeye başlar. Herkese iyi akşamlar.